dini tabirleri değiştirmek. Sual. Kelimeleri yanlış kullanmanın veya dini tabirleri değiştirmenin mahsuru olur mu? Cevap. Kelimeleri yanlış kullanmak belki hoş görülebilir. Fakat dini tabirleri bozmak asla hoş görülmez. Çünkü bir söz insanı kafir edebilir. Dini kelimeleri yerli yerinde kullanmamak, dini bilgilerden noksan olmaktan ileri gelmektedir. Hatta bazı kimselerin dinle hiç ilgisi olmuyor. Rastgele konuşuyor. Açlık grevine ölüm orucu deniyor. Müslüman da bunlara bakarak aynı hataya düşüyor. Müslüman olmayana şehit denmez. Çinle Japonya savaşsa savaşta ölenlere şehit denmez. Şehit kelimesi gibi yaratmak, kader, mucize, keramet, sihir, kehanet gibi birçok kelime de yerli yerinde kullanılmıyor. Hırsızın üç kağıtçının el çabukluğuyla yaptığı harekete keramet veya mucize denmez. Evliya harika bir şey gösterse, mesela su üstünde yürüse buna keramet denir. Peygamber su üstünde yürüse buna mucize denir. Salih bir Müslüman yürüse buna firaset denir. Bu kimse fasık ise istidraç, kafirse sihir denir. Kafir olan Deccal'ın da insanları öldürüp diriltmesi bir sihirdir sihir, cisimlerin fizik özelliklerini, şekillerini değiştirir. Maddenin yapısını değiştiremez. Mucize ve keramet ikisini de değiştirebilir. Demek ki mucize sadece peygamberlerde görülür. Bunun için mucize indirim demek, birisini övmek için mucize yarattı demek, yedinci kattan düştü, mucize olarak kurtuldu demek, onun peygamber olduğunu söylemek olur. Bunda niyete bakılmaz, söze bakılır herhangi bir kimseye peygamber demek küfür olur. Allahü Teala'dan başkasına yaratıcı demek, mesela eser yarattım, panik yarattı, yaratıcı bir insan demek Müslüman için çok tehlikelidir. Yaratıcı yalnız Allahü Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, yaratmak Allah'a mahsustur. Araf suresi 54. ayeti. Bazı kimseler Allahü Teala'nın yarattığı işlere, mesela gözün kulağın yapısına mucize diyorlar. Bal peteğinin üstünde Allah yazılı olsa buna da mucize diyorlar. Böyle söylemek yanlıştır. Allah'ın kudreti, Allah'ın hikmeti gibi bir şey demek gerekir. Bir profesörün bilimden imana giden yolu açıklayan eserini tavsiye edecektim. Fakat Allah'ın kudretine mucize dediği için kıymetli eserini tavsiye edemedim. Mucize kelimesini bozmaya çalıştıkları gibi Müslüman kelimesi yerine İslamcı veya dinci diyorlar. Dinimiz salih mücahid, dindar, mütteki gibi kelimeleri bildirmişken, İslamcı demek bidattir. Hiçbir İslam alimi İslamcılıktan bahsetmemiştir. Türkçe'de genel olarak cı, cu ekleri isim ve sıfat üreten bir ektir. İsim olarak sütçü, balıkçı, şarkıcı gibi o işin ticaretini yapan kimseye denir. Sıfat olarak pilavcı, esrarcı, makarnacı gibi kelimeler o şeyi yiyip bitirmekle zevk alana denir. İslamcı, dinci de bana bunlar gibi geliyor. İslam'ı ve dini yiyip bitirmekle zevk alan veya onun ticaretini yapan kimse gibidir. Bunun için de hiç kimsenin dinci veya İslamcı olmasını tavsiye etmeyiz. Kader kelimesi de yanlış kullanılıyor. İşçi kaderine terk edilemez, işi kadere bırakmamalı diyorlar. Kader insanların elinde değildir. Kader kelimesi yanlış olarak tesadüf yerine kullanılıyor işi tesadüfe bırakmamalı denir. Fakat işi kadere bırakmamalı denmez. Kader Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle kulların yapacakları şeyleri bilmesidir. Allahü Teala'nın ilmine kimse müdahale edemez. İntihar eden de Allah'ın kaderini değiştiremez. Öldürülen kişinin eceli o anda ömrü ortadan kesilmiş değildir ifadesini Ahmet Asım Efendi öldürülen kimsenin ve intihar edenin o anda eceli gelmiştir Ömrü ortadan kesilmemiştir. Herkesin eceli bir tanedir şeklinde açıklamaktadır.